Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında sandıklar 20 Mayıs'ta açılıyor. Seçimler 20-24 Mayıs tarihlerinde 5 gün süreyle yapılacak. Yurt dışında yaşayan 3 milyon 416 bin 150 seçmen ilk turda %50 barajını aşamayarak ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapmak üzere sandığa gelecek. Fransa'daki seçmenler Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nant, Paris ve Strasbourg'da 20-24 Mayıs tarihlerinde sabah 8 akşam 22 saatleri arasında oylarını kullanabilecekler. İlave sandık kurulan Clermont-Ferrand, Orléans ve Mulhouse kentlerinde de oylar 20-21 Mayıs tarihlerinde 2 gün boyunca saat 9 ve 21 saatleri arasında kullanılabilecek. Fransa'nın başkenti Paris'te başkonsolosluk binasında kurulan seçim merkezini Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Başkonsolos Serdar Belentepe ile ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, ziyaretinin ardından Paris Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Paris temaslarının ardından yurt dışı sandıklarında en sert olayların yaşandığı Marsilya kentine geçeceğini belirten Serim, seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Yurt dışında seçimlerin vatandaşlarımızın en kolay, en rahat ve en huzurlu bir şekilde oy kullanabilecekleri koşullarda gerçekleştirilmesini sağlamak oldu. Bu hedefler doğrultusunda 73 ülkedeki 151 temsilciliğimizde 167 noktada açılan toplam 5114 sandıkta malumunuz birinci tur seçimleri bizi gerçekleştirdik. 1.839.811 vatandaşımız en uygun koşullarda oylarını kullandılar. Böylelikle her seçimde katılımın arttırılması trendini bu seçimde de koruduk. Son seçimlerde yani 2018 seçimlerinde %50,09 olan katılım bu yıl 53,85'e çıkarttık. Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim, Fransa'da 6 konsolosluk ve 3 ek sandık merkeziyle toplam 9 sandıkta oy kullanılacağını, hafta içi 25, hafta sonu da 30 sandıkta oy kullanılması için tüm altyapı hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi. Bu oran Fransa'daki oy verme işlemi bakımından %49,77 yani 197.634 olarak gerçekleşti. 2018 seçimlerinde katılım oranı Fransa'da %46,38 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın da seçimlere katılımında önemli bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Serim, yerel güvenlik görevlileriyle uyum içinde sandığın güvenliğini sağladıklarını, Marsilya, Amsterdam gibi olay çıkan kentlerde de güvenlik önlemlerini artırdıklarını kaydetti. Fransa'da oy kullanma işlemi 24 Mayıs Çarşamba günü akşam saat 22'de sona erecek.